Sevgili izleyicilerimiz, Gurbette Vefat Edenler bölümünde acılı anınızdaki en yakın yardımcınız Akın Cenaze Firması'ndayız. Yanımızda Bilal Hocam var. Bilal Hocam, 2 haftalık yoktuk, yeni geldik. Yine görevimizin başındayız. 2012 yılının son programı, 2012 yılını değerlendirelim. Geçtiğimiz bu yıl içerisinde olumsuz bir olaylarla karşılaştık mı? Şöyle bir değerlendirme yapalım. Neler yaşadık 2012 yılında? Evet Ahmet Bey, genele baktığımızda bir sorun yaşamadık, olumsuzluklar. Tepkiler aldık, aldığımız tepkiler yıkama konusunda tepkiler almıştık. İşte neden Mödling'de illa yıkanıyor, 23. Viyana'da mezarlığımız var, niye orada yıkanmıyor diye tepkiler almıştık. Onu geçmiş programlarımızda da sizin aracılığınızdan açıkladık. Yani termin olmadığı zaman, imkanımız olmadığı zaman, 23'te olmadığı zaman Mödling'de yıkıyoruz. Orada her zaman bizim için müsait. Orada yakayabiliyoruz. Bunu zaten açıklamıştık. Ve hizmetimizi en güzel bir şekilde vatandaşımıza yaptık. Cenazelerimizin nakillerini gerçekleştirdik. Elhamdülillah 2012 yılını çok güzel bir şekilde geçirdik. Vatandaşların, cenaze yakınlarının tek isteği cenazesini bir an önce memlekete buradan ulaştırmak. Bu esnada gecikmeler zaten sizden kaynaklanan değil, prosedürlerden, resmi belgelerden kaynaklanan sorunlar değil mi? Tabii ki, yani bize hastaneler cenazeyi teslim alabilirsiniz dendiği zaman Todesanzeige, yani Freigabe dediğimiz evrakları teslim alabildiğimiz zaman o gün cenazelerimizi memlekete naklini, transferini gerçekleştirebiliyoruz. Ama eğer hastane bize vermediyse, bürokrasi o şekilde işlediği için hastaneler bize teslim etmediği zaman biz de çaresiz kalıyoruz tabii ki. Bazen bu gecikmeler yaşandığı zaman vatandaşlar çok sabırsız ya, işte bürokratları, siyasileri, iş adamlarını araya sokup bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunda hiçbir faydası olmuyor değil mi? Ne yazık ki hiçbir faydası olmuyor. Hatta bazen ters tepki de yapabiliyor. Geçen günlerde bunu yaşadık AKH hastanesinde. O gün alabileceğimiz cenazeyi bir gün sonradan evraklarını geciktirdiler. Standesamt'a kendileri gönderdiler ve bir gün sonradan cenazemizi göndermek zorunda kaldık. Evet, insanlardan sadece biraz sabır bekliyoruz değil mi? Tabii ki. Yani onlar sabredecekler. Bu sonuçta biz kendi memleketimizde yaşamıyoruz. Avusturya devletinde yaşıyoruz ve buradaki kanunlar, bürokrasi nasıl işliyorsa buna göre hareket etmek zorundayız. Evet. Biraz sabır. Bu konuda Akın Seyahat Acentası ve Akın Cenaze Firması işini layıkıyla en güzel şekilde yapıyor. Evet. Hemen listemize geçelim isterseniz hocam. Bu hafta listemizde 7 tane cenazemiz var. Bu hafta listemiz biraz kabarık. Listeye geçelim. 56 yaşında İsmihan Ark, Grimmenstein'de vefat etti. Cenazesi Atip Cenaze Fonu tarafından Sakarya'nın Karasu ilçesine nakledildi. Yasir Eroğlu adlı bebek St. Pölten'de vefat etti. Cenazesi yine Atip Cenaze Fonu tarafından Linz Traun'daki Müslüman mezarlığına defnedildi. 87 yaşında Yusuf Kuvvet Viyana'da vefat etti. Cenazesi Alevi Federasyonu tarafından, Cenaze Fonu tarafından Erzincan'ın Hancı Çiftliği köyüne nakledildi. 67 yaşında Osman Tunç Viyana'da vefat etti. Cenazesi Atip Cenaze Fonu tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesine nakledildi. 71 yaşında Rabiye Çetin Viyana'da vefat etti. Cenazesi Atip Cenaze Fonu tarafından Tekirdağ'ın Malkara ilçesine nakledildi. 75 yaşında İzzet Onaran Vels'te vefat etti. Cenazesi yine Atip Cenaze Fonu tarafından memleketi Antalya'ya nakledildi. 76 yaşında Elif Şavklı Viyana'da vefat etti. Cenazesi Atip Cenaze Fonu tarafından Uşak'ın Sivaslı ilçesine nakledildi. Buradan bütün bu merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara da başsağlığı diliyoruz. Rabbim kalanlara hayırlı, sağlıklı, huzurlu, sıhhatli yaşamlar nasip eylesin. Tüm merhum ve merhumelerin ve bütün geçmişlerimizin ruhları için, bilhassa Allah rızası için Celle ve Alel Fatiha.